İyi günler Sayın KRT izleyicileri. Gerçeği duymaya hazır mısınız adlı programla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün gene çok güzel bir konu, bugün gene çok güzel bir konuk. Çok sevdiğim dostum sevgili Kubilay Aktaş. Araştırmacı, yazar ve eğitimci. Neyin eğitimini veriyorsun? İnsan olmanın değil mi? Oluşum. Evet. Oluşum. Oluş, hoş geldin Kubilay'cığım. Eyvallah, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Eğitimlerini takip ediyorum. Çok yoğunsun. Evet. Bize vakit ayırdın. Çok çok teşekkür ederim. Her zaman ederim. Keyifli. Çok büyük bir keyifli. Kubilay'ın en sevdiğim tarafı yayınladığı güzel enerjinin yanı sıra çok genç olması. Gençlerin bu iş burada, bu idrakı yaşamaları beni daha bir mutlu ediyor. Hem bu tip eğitimlerde hem siyasette her yerde siz gençleri görmek en azından bizim ruhumuzu rahatlatıyor. Eyvallah. Var olasın. Ne kadar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kubilay'cığım bugün konu olarak dualiteden tekliğe evet. dedim. Evet. Bunu da senin çok güzel yansıttığını Aha. görüyorum. Çünkü dualite dediğimiz bir yaşamda, bir dünyada Hı-hı. yaşıyoruz. Bu planette hakikaten teklik zıt kutuplara ayrılmış evet. ki yaşayabilirsin. Evet. Evet. Bir oraya bir buraya. Evet. Ama bunun bir sistemi var. Bu sistemi bulduğun zaman zınk diye yukarıya doğru Aynen. çıkmaya başlıyorsun. Kesinlikle. Sen de bunların eğitimini veriyorsun zaten. Bu çok güzel. Ama topluluklar da bu imtihandan geçiyor. Ülkemiz de bu imtihanda sanki bugünlerde yavaş yavaş Kesinlikle. Yol alıyor. Ve beşinci boyuta doğru inşallah ikinci boyuttayız. Oraya doğru çıkış var. Bu sen eğitimlerinde bunları nasıl anlatıyorsun? Dualiteden tekliğe geçiş evet. nasıl oluyor? Evet. Çünkü evet. seni dinleyen kişiler, ben senin bir eğitim programına da geldim. Hı hı. Çok şekilde kalmış insanlar da var. Yani şeklendiğini yaşayan. Evet. Hı hı. Tam tersi insanlar da var. Her çeşit var. Güzel tabii, olan tabii, bu. Tabii, tabii, tabii. Güzel olan Aynen. bu. Çünkü hepimiz değişik bir boyutta, evet. değişik bir anlayıştayız. Ve sen öyle bir şeyleri anlatıyorsun ki aslında tam kuantum seviyeden konuşuyorsun. Evet. Ama bazı taraf... Bu ne dedi ki? Bu olayda bu yok diyebilirken diğer tarafta diyebilir. Halbuki ki. İşte Tabii. o birlikten konuştuğun zaman dualitede olunca öbür taraf başka taraf gibi görebiliyor. Kesinlikle. Bunları senin ağzından İnsan, izleyicilerimize... Evet. İnsan işte bu çok boyutluluğu içerisinde bir evrim, bir tekamül, bir imtihan, bir pişme, bir miraç dediğimiz özüne ulaşma yolculuğu içerisinde. Tabii çoğu zaman tutkularının, bencil istek dediğimiz şey varlığını orada bulduğu için oraya tutunuyor. Yani ve orayı merkeze koyuyor. Dolayısıyla bütüne zulüm etmiş, yani bütün noktasında dengesiz olmuş oluyor. Yani insan sadece kalpten ibaret bir varlık değil, akıl da var, evet. sezgi de var. Evet. Bunun yanında içgüdüsü de var. Evet. Bunun yanında ailesinden aldığı, toplumdan aldığı duygular, düşünceler de var. Çok boyutlu varlık. İşte bu belki de ışığın prizmadan geçtikten sonraki kırılması. Işık tek, yani güneşin dünyasından, güneşin realitesinden baktığımızda bir doğma veya batma yok. Ama dünya evet. için bir doğma batma söz konusu. Evet. Realitenin hakikatinden baktığımızda bir ayrılık yok. Ayrılıklar sadece bizim zihinsel yanılsamamız ve bunun da bir sebebi var. Zihnimizin hızının bu sonsuz yoğun hızı kuşatamaması ve o perdeleri açıp bakamaması, yani kendi filtreleriyle bakması, kendi algısını referans edip merkeze koyduğu vakit diğerlerine zulüm etmiş, dengesiz olmuş oluyor. Fukuoka çok bahsederim. Doğal Tarımın Yolu kitabında çok güzel anlatır bunu. Ben diyor doğayla muhatap olduğumda şöyle kendi fikirlerimi ve algımı bir kenara çekerim. Doğanın dilini anlamaya çalışırım. Yani ona, o zaman da ne kadar çok mesaj alırsın tabii. değil mi? Yani ona benim bir fikrim var. Ona karşı benim bir fikrim var. Ve o fikre doğayı uyduracağım şeklinde değil. Onun dünyasında ve doğasında onu anlamaya çalışmak ki bu işte çok daha sibernetik, çok daha güzel ahlak dediğimiz aslında budur. Evet. Yani güzel ahlak onu o denklemler noktasında dengeleyebilmek, sibernetik ve onun realitesinde onu anlayabilmek gerçekten bir simyadır, bütünü görmektir. Çokluk zihinsel bir yanılsamadır ve zihnin realitesinde de gereklidir. Ama çokluğun dengeye gelmesi ve onun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi ancak teklik bilinciyle olur. Az önce söyledin işte sistem dedin. Sistem tıkır tıkır işliyor bilinçten baktığımızda. Evet.
bilinç merkezli sisteme baktığımızda gerçekten her şey olması gerektiği gibi bir herhangi dengesizlik, bir zulüm yok. Muazzam bir enerji dengesi ve alışverişi var. İşte az önce söylediğimiz gibi yani demek ki ülkemiz şu anda böylesi bir beşinci boyut bilgeliğine, geçişe kendi algısında hazır ki böylesine değişimler de oluyor. Şu anda biz bunu okuyabiliyoruz. Evet. Bu kendi dünyamızda olan şeyin siyasi izdüşümlerini, siyasette olan şeyin kozmik izdüşümlerini, zerreden kainata kadar bu böyle. Bu bir yolculuk ve bu yolculukta taraf değil, bütüncül yaklaşım. Yani bedeninizde hangi organı merkeze koyabilirsiniz ki? Olmazsa olmaz diyebilirsiniz ki. Hepsi birbirini tamamlar. En beğenmediğin organın biri değil mi? Yani. Değil mi? Aynen. O açıdan birbiriyle kıyaslamak, bütünden bakamamakın bir işaretidir. Fakat birbiriyle ilişkilendirmek bu tamamıyla bilinçliliktir. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın söylediği, hüküm vermeyin ki hüküm olunmayasınız. Neyle hüküm verirseniz onunla hüküm olunursunuz. Hüküm vermeyi bıraktığınızda yani zihinsel yargılarla değil de anlayış, sevgi, geçmiş bizi şimdiye getirdi, geçmişi suçlamak yerine şimdinin bilinci içerisinde gelin canlar bir olalım. Münkir olan bizim nefsimiz de anlayışımız da ona kılınç çalalım, birbirimize kılınç çalmayalım. Sorunlar dışsal değildi. Benim tekamülüm için bunlar gerekliydi ve ben onlara da teşekkür ediyorum. Hani öyle dedi ya, geçmişte bu ülkeye kim hizmet etmişse hepsine de teşekkür ediyoruz. Herhangi bir savaş, herhangi bir çatışma, herhangi bir zıtlaşma yok. Şimdi aldığımız yerden devam ediyoruz. Bu çok daha kutupların ötesinde birleştirici, bütünleştirici ve güneş menzilinden bakmak. Evet. Evet, bu zamana kadar renkler üzerinden güneşi okuduk. Fakat bu faydalı fakat tam randımanlı değil. Evet. Gerekli fakat onunla devam edemeyiz. Onunla başlayabiliriz ama onunla devam edemeyiz. Şimdi güneş menzilinden renklere baktığımızda sinemayı, filmi orada, sanatı... O zaman sanatı, keyifli oluyor değil mi? O sanat oradan doğacak. Gökkuşağının altında o renkleri hissedebilmek, aynen, o bütünden aynen baktığında güzel kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Sanat oradan doğacak. Yoksa bu... Bugün kırmızılar olur, yarın yeşiller olur. Yarın dün yeşillerdi, bugün kırmızılar olur. Ama hepsi güneşin aslında güneşe hisseden, güneşi ihtiyaç duyan bir yapıdaysa o zaman biz rengimizde, o zaman biz tarafımızda, o zaman biz kendi esmamız diyelim, kendi referans noktalarımızda kalmayız. Akıl akıldan üstündür. Ve varlık kendisiyle bir çatışma üzere değil, bir buluşma üzere gelmiştir. İşte bu buluşmayı sağladığımızda iman sahibi oluruz. Yani güvenlik evet, o zaman olur. Evet, yani evet, birbirimizi artık o korku dolu gözlerle sen şusun, sen busun, sen şöyle düşünüyorsun. Hayır. Bunlar bizim haritalarımız gibidir. Evet. Ama her bir harita, gökyüzündeki her bir işte astrolojik haritamız aslında gökyüzünün fotoğrafından başka da bir şey değildir yani. Kesinlikle. O fotoğraf gökyüzünü gösteriyorsa, bu da gösteriyorsa, hepsi gök kubbe altındaysa evet, biz neyin çatışması içerisinde olabiliriz ki? Neyi çatıştı? İşte kendimizin çatışmasında. Kendimizle. Herkes ya, ne yaparsa yapsın kendi aynen içindeki o eksikliğin çatışmasını aynen yaşıyor. Yoksa ve dışarıdan maalesef gelen hiçbir şey yok. Çok özür dilerim. Bir aynen de işte o yukarıdan bakmadığın zaman o zaman orada sistem harika işliyor ya, her şey tıkırında. Aşağıda eğer tek taraflı bakarsan o kadar isyan eden tabii, var tabii ki bu nasıl ilahi adalet tabii, bak tabii, hep tabii, şey tabii yapıyor. Geçen gün biri bana Instagram'da yorum yapmış. Diyor ki şeyin yaşamın sırrını ben bir Kırıkkale'de yaşamın sırrını öğrenmeye hazır mısınız diye bir şey yapmıştım. Onun altına yazmış ben yaşamın sırrını öğrendim diyor. Adaletsizlik kötüye şey bilmem Allah felaket dökmüş. Ama şimdi hiçbir şey diyemiyorsun oradan bakıyor. Oradan bakınca adaletsiz dediğin bir şeyin sebebi olduğu, sistemin bir işleyişi olduğunu ancak oradan yani baktığında görebiliyorsun. Yani bir de üzücü olan işte kendi iç çatışmalarımızın faturasını başkalarına kesmek. Kurban zihniyeti. Kurban zihniyeti. Bu nereden kaynaklanıyor dediğimizde aslında varlığın temel yapısının biz evrim, tekamül, gelişim, miraç, gelişim yani bilim dediğimiz bu psikolojik bilim dediğimiz birçok tatbikatlardan geçiyoruz psikolojik kesinlikle olarak da. Ve bir keşif yolculuğu olarak bakmak var.
tecelli dediğimiz oluşlar içerisinde bir izleme sanatıyla bakmak var. Bir de çerçeveye ve hüküme alıp sınırını çerçevesini çizip bu budur demek var. İlahi plan dediğimiz bilinç ve sistem işbirliği bu ilahi plandır. Artık böyle tanımları şey yapmıyor, tanımlayamazsın diyor. Evet. Çünkü bugün burada böyle tanımladığın yarın başka bir forma bürünüyor. Onun için çerçeveye alamazsın. Ancak onunla uyumlu olmak durumunda sağlıklı bir yaşam dediğimiz işte ihtinas sıratel müstakim denilen denge. Bu anlamıyla bu bütüncül işte teklik dediğimiz aslında orada bilinci temsil ediyor. Evet. Çokluk dediğimiz ise sistemi temsil ediyor. Bu bilinç tamamıyla iç tatminiyet noktasında yani varlığı bir doğru anlamak, ikincisi kendi küçük dairende bunun dengelerini kurmak. Zaten nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Siz kendi küçük dairenizde bunu kurduğunuz zaman çevrenizde ona bağlı enerjiler de gelmeye başlıyor. Yani hani Allah zulmetmez dediği, başınıza ne geldiyse kendi ellerinizle işliyorsunuz, bundan dolayı geliyor dediği, lütfen başımıza bir şey geldiğinde soralım. Acaba bunda benim ne payım var? Bir. İkincisi, acaba bu benim başıma geldi, bana ne gibi mükafatlar olacak? Artı bana ne öğretmek istiyor? Yani olaya sadece işte orada zulüm var falan ama o zulümde bak bakayım senin payın var mı? Acaba oradaki zulüm sendeki ne gibi sanatları ve bilimi açığa çıkartacak? Ve dahi bu bir çözüm müdür? Orada zulüm var demek bir çözüm müdür? Bu yeterli midir? Artık öyle bir devre geçiyoruz ki benim kendi sezgilerimde. Belki bu konuları konuşmayacağız. Bu konuların çok böyle tariflerini, tasniflerini de yapmayacağız. Artık özümüzde zaten o güven ve o sevgi olduğunda konuşmaya gerek kalmadan bu bizden zaten yaşanıyor olarak çıkacak. En çok ihtiyacımız olan şey her şeyden önce güven, sevgi dediğimiz o bütüncül kuşatıcı olan o ruh, o sezgi, o ruh, o anlayış bize geldiği vakit o zaman zaten biz birbirimizi kadın, erkek, şu ırk, bu ırk, bu din, şu din böyle görmeyeceğiz. Evet. Bu ayrışmalar tamamıyla bizim korkularımızdan kaynaklı oluşturduğumuz ve ona bağlı oluşturduğumuz sistemler. Kesinlikle. Ve bunların esiri oluyoruz. Evet. Ama o bilinç geldiğinde o zaman işte varoluşun şimdilik böyle bir formu, şimdilik başka bir formu ve ben ateşe nasıl yaklaşacağımı, suya nasıl yaklaşacağımı öz bilincim sayesinde biliyorum ve bu gerçekten bir mucize ve bu işte akılların çok yakalayamadığı bir süreç içerisine de bizi sokacak. Yani sevginin nasıl dönüştürücü olduğunu inşallah ilerleyen dönemlerde, anlayışın nasıl esas püf noktası olduğunu, yani böyle mesele büyümek değildir. Mesele kalkınmak, gelişmek başka bir şey. Bilinç gelişimidir. Yoksa çok binalarınız olabilir, çok ülkeleriniz olabilir ama huzur, bilinç dediğimiz o şey yoksa ne işe yarar ki? Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir şey yani yaramaz. Çok güzel bir ev olup da yuva olamaması yuva, gibi bir aynen, şey. Yuva o karı koca arasında o aşk yoksa, çocuklar arasında o sevgi yoksa o ev sadece kuru bir ev olarak kalır. Yani bir yuva yapamazsın. İşte tutunmak. İşte korku kaynaklı varlığını sadece orada bulmak, bunu anne rahmine tutunmuş bir, evet bununla başlıyoruz, tutunmakla başlıyoruz ama sistem artık bize diyor ki tutunmak yerine biraz da dokunmayı dene. Evet. Çünkü bak tutunduğun elinde kalmıyor, kimse kendisini kaynaklamıyor, her şey fani ve geçici. O zaman sen muhatap olduğun o realitelerde ve süreçlerde eğer ki keyif, lezzet, memnun, şükür edebiliyorsan o zaman ben sana daha fazlasını veririm. Kesinlikle diyor. Ve bu acayip işliyor evet. Kubilay. Evet. Yani onu o nefsin üstüne çıkıp da o şükürle yaşarsan, o sevgiyle, coşkuyla, neşeyle kesinlikle. Yaşadığın takdirde hakikaten bambaşka cenneti yaratmış oluyorsun yani. İşte o da nereden geliyor? O da kalp menzilinden, sezgi, bilinç menzilinden bakışla. Yoksa yani o kadar çok tasniflerimiz olmuş. Zihnin özelliği bu. Bilinçaltının özelliği bu. Bilinçaltı hemen tanımlar ve
tanımladığını bir noktada artık ikinci karede de onu gördüğünde artık o tanım geçerlidir onun için. Yeni olan değil. Evet. Yani bunlar böyledir, şunlar da şöyledir, bunlar böyle davranır gibi. Ama artık öyle bir enerjinin, öyle bir halin içindeyiz ki tanımladığınız kişilerin bile tanımları eskisi gibi değil. Yani evet. İşte az önce söylediniz yani. Olaya tamamıyla kabuk nazarından bakanlar da var, yağ nazarından bakanlar da var. Ama hepsi ya bu meyve nedir bunu arıyor. Evet. Yani artık çok fazla böyle insanları ülke bazında, ırk bazında, cinsiyet bazında, din bazında motive edemiyorsunuz. Ama bu dünyada bu yükselişi görüyorum ben tabii, tüm dünyada. Tabii, tabii. Yani çevreye olan sevgi, ilgi, hayvanlara olan sevgi, ilgi, eskiden hayvan diye geçeni, şimdi yani, o bütünün bir parçası evet. olduğunu, kendinden farklı olmadığını evet. görüyor. Ben Ataköy'deyim. Şimdi iki senedir ne görüyorum biliyor musun? Birkaç tane böyle alışveriş merkezi var küçük bizim orada. Onun önündeki köpeklere getirip yorgan battaniye seriyorlar. Onların altında yatıyor şey. Ya, eskiden ya, yoktu ya, bu. Ya. Yani yükselen bir bilinç var. Evet. İnsanlar evet. birbirini ötelemiyor. Aynen. Burada tabii şey çok önemliydi. Yani çünkü insanlar bir şekilde algılarıyla oynanabiliyor. Evet. Medya manipüle çok önemli. Edilebiliyor. Medya tabii çok ki. Önemli. Tabii ki. Yani satılmış tabii. medya kadar kötü. Evet. Yani büyük evet. bir enkarne alacaklar yani yaşantılarında kesinlikle. Hakikaten. Bir de siyaset. Yani siyasette oy almak değil, hakikaten bir Hı-hı. vazife yapmak. İnsanlar adına bir şey yapabilmek. O zaman ayrıştırmazsın. Kesinlikle. Herkes senin kesinlikle. İçin aynıdır. Kesinlikle. İşte Platon'un Devlet kitabındaki siyasetçi tarifi müthiştir yani. Aynen. Önce filozof olacaksın. Ondan sonra girip mağaranın içindekileri ya. Kurtaracaksın. Ya. Ona siyasetçi deniliyor. Bizde evet. tam tersi bir siyasetçi grubu mağaranın vardı. Mağaranın içine neden? Çekmeye çalışıyor. Aynen öyle. Çünkü evet. halk bu. Hepimiz buyduk. Halk deyince evet. halkı evet. farklı gördüğüm için söylemiyorum. Herkesin yani bilinç boyutu buydu. Sanki yükseliyoruz kesinlikle. Artık. Şöyle bir şey var. Hani diyor ya nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz. Gerçekten bu anlamıyla artık bunlarla çözümlenemeyeceğini, işte sen öylesin, sen busun şeklindeki çatışmalarla olmayacağını en derinden derine bir anlayış. Aslında bu hep vardı. Fakat bu var olanı belki de doğru kullanabilme noktasında, belki bir potansiyelin açığa çıkışı noktasında bir çalkalanma oldu. Yoksa biz millet olarak aslında 72 böyleydik. Milleti bir evet. eden, böyle cem eden bir niteliğimiz... Çok önemli bir coğrafyadayız tabii, hep. Aynen öyle bir niteliğimiz vardı. Tabii ticaret kazancı yüksektir ama risklidir de. Yani evet. memuriyet bellidir, maaş bellidir. Bu kadar milletin de bir arada olduğu yerde bir risk de var. İşte belki bana öyle geliyor. Türkiye çok önemli bir konumda. Doğunun ve batının tam merkezi noktasında. Yani çok farklı, hatta bizim botanikçi bir büyüğümüz vardı, anlatıyordu. Dünyada en çok çiçeklerin ısı ölçekleri eksi işte 40'tan bilmem artı 50'lere kadar yaşayan, yani en çok spektruma ait Türkiye. Dolayısıyla insan çeşitliliği de çiçekler gibidir. Yani oranın o faunası evet. bizde psikoloji olarak çıkmıştır. Belki sistem burada gerçekleştirebilirse bunu. Hı. Yani ve biz buna uyanık olabilirsek. Buradan dünyaya aynen kesinlikle. Çünkü evet. hakikaten bu topraklar bu anlamıyla derinlerinde kadim bir bilgeliği ve anlayışı, Gazi Mustafa Kemal'in söylediği işte damarlardaki o asil kan dediğimiz aslında bu bilinç, bu idrak, bu zeka çok önemli. Ama tabii demek ki o zekanın belli bir noktada kendini keşfedebilmesi, kendine uyanabilmesi bu bir süreciydi. Umarım bundan sonra bu işte çokluğun artık karmaşa olmadığı, birlik bilinciyle bakıldığı, zihinsel yargılama ve hükümlerden daha ziyade anlayışın hakim olduğu. Bu da neyle olacak? Bu da aslında en derinde kendi evimize dönmekle olacak. Yani hakikaten herkes kendi evini önünü süpürse, lütfen o zaman şunu kendimize bir şiar edinebiliriz. Yani şu ayet beni çok etkiler. Başınıza ne geldiyse kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayı geldim. Ve bunu bir ceza olarak görmemek lazım. Evet, deneyim. Deneyim.
Yani karşılaştığımız olaylara işte rahmani, şeytani, doğru, yanlış, ceza, mükafat şeklindeki yargılardan daha çok o denklem içerisinde böyle, bu da bu denklem içerisinde böyle ama ortak bir zeminde bu denklemleri sibernetik bir şekilde nasıl birbiriyle ilişkilendirebiliriz noktasında samimi olursak, dürüst olursak. Çünkü siz orada bir şeye nefissel karşı tutum içinde olursanız, o zaman siz kendinize aslında dolayısıyla karşı olmuş oluyorsunuz. Çünkü biz tekil yaratılmış, tek olarak dünyaya gelmiş bir varlık değiliz. Yani kolektifin ve böylesi bir birlikteliğin, harmoninin içindeyiz ki işte ilahi olan belki de bunu görmek istiyor. Ve ilahi olan belki de kendisinden artık özgürleşip, ya beni de artık bir bırakın kardeşim, kendinize bir bakın. Artık ben bu kadar masraf ettim, size zatımı da verdim, siz hala benimle uğraşıyorsunuz. Kendinizi keşfedin. Hani Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi sözün ve kelamın işte yani yargının bittiği yerde sözsüz ve sessiz bir şekilde izleyebilme sanatı. Bunu en iyi tatbik edeceğimiz yer betonlar değil, doğanın, sanatın ve o doğayla barışık olan bilimin. Nikola Tesla'nın bilminin, Edison'un filan değil yani. Ne kadar parçalayıcı bilim değil yani. Senelerce Edison'u nasıl tarihte okuduk, sonra bir uyandık ki, bir araştırdık ki Nikola Tesla denilen birinin ne kadar hakkı yenmiş, Edison bütün onları elinden nasıl almış. Yani tarih dediğimiz olayları bile bize inandırılan birçok bilgiyi de sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kazananın, paranın gücü olan, para kuvvet. Aslında ben gücü tamamen içimizdeki güç olarak görüyorum. Çünkü kuvvet karşı kuvveti de doğuruyor. Evet. Yani dualitede olan bir şey. O paranın kuvveti sana yanlış bir tarih okutabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. İşte bu tam yani korkularla oluşturulmuş bir sistem içerisinde artık sizin bakış açınız da yani cehenneme yaslanırlar diyor ya. Evet. Cehenneme yaslanma, işte aklını kullanmayan bir topluma pisliklerin yağması. O manasıyla yani sistem ve bilinç arasındaki hep dengeden bahsediyoruz. Kıldan ince, kılınçtan keskin köprüden geçmekten bahsediyoruz. Dinden dindarlığa geçmekten. Aslında din dediğimiz bu sistemin içerisinde yaşam sevinci ve coşkusu ve yaşamı kutlamaktan bahsediyoruz. Ben bazen öyle şey yapıyorum. Bazen işte durumlarda filan böyle doğayla ilgili şeyler filan. Kimileri de işte edepli dedim bak edepli filan olmayın artık. Kendiniz olun. Yani. Çünkü siz edepli derken kendi öz varlığınıza öyle siyasi ve kurumsal yüklemler yüklüyorsunuz ki maalesef kastırı kalıp bir de bunu marifet zannedip korkmayın ya, şımarma çıkmayacak. Yani içindeki çocuk çıkacak. Aynen, içindeki aynen. Varlık keşke çıkacak. O çocuk hep yaşayabilse. Samimiyet çıkacak. Evet. Yani küçükken çocukkenki gibi de şey yapmayacaksın. Ama yetişkinin içinden o çocuğun çıkması, o sevginin çıkması bundan daha değerli bir şey şahsen ben göremiyorum. Ve hayatı daha keyifli yaşıyorsun, daha neşeli yaşıyorsun. O tatları görüyorsun. Yani bir yere baktığın zaman güzelliği, ne bileyim oradaki denizi görüyorsun. Zihninle baktığın aynen. zaman acaba arsa burada kaç liradır diye bakıyorsun. Yani o sana seni aşağı düşürüyor. Hele alacak paran da yoksa daha beter. Ama öbür türlü her şey senin zaten. Aynen. O keyifle yani, bakıyorsun. Tek bir sorun var, ego. Yani şu anda aslında öyle bir sistemimizde olması lazımdı ki ya bu zamana kadar biz bir şeyler yapmaya çalıştık ama hadi biraz da siz yapın şeklinde. Evet. Yani bu birlikte birlikteliğin doğurmuş olduğu güvene ancak huzur gelir. Yoksa burası benim ve bu sınırlar içerisinde bu korku, derinlerinde korku ve derinlerinde cehennem ve insan bu korkuyla, bu cehennemle işte maalesef dün işte bir yerdeydim. Böyle bir gökdelenden yani İstanbul böyle semalarına baktığımda hakikaten bu taştan duvarlar nerede yaşıyoruz? Hakikaten bu çok toprağa basmamamızın bile bedenimize ne kadar zararı var. Bu zaten meselenin yani, kritik noktası. Toprağa basamıyoruz. Biz doğaya ihanet ettikçe huzur bulamayız.
İşin pratik noktası bu. Bedenin işte sağlıklı beslenmezse, toprağa da basmazsan, yani evet, Allah için olmazsan demek aslında yaşamın o ana frekansıyla uyumlu olmaz isen, o zaman yaptığın işlerde de bırak başarılı olursun. Kendince başarılı olursun. Kendi egona göre başarılı. Tabii başarılı, egona göre başarılı evet, oldun, bu binayı diktin dersin. Ama gerçekten bu başarı... Ruhunda bir huzursuzluk olur, yaşarsın. Evet. Ve gerçekten dokunsan acılar var. Fakat derinlerde unutulmuş bir huzur var. Ve biz şu anda bu kabirden çıkmaya çalışıyoruz, evet, biliyor musunuz? Evet, ve çıkacağız. Kabir. İnşallah. Ben İnşallah. Ne zamandır bu 2019'da evet, çok güzel Nostradamus'un tam tersine, o 2019'da Türkiye'de kötü falan hiç değil. Yani ben inanıyorum çok güzel şeyler olacak. Evet, 1919'dan tam 100 sene sonra aynı o enerjinin geldiğini hissediyorum. Evet, yani evet, o ta ne zamandır söylüyorum, evet, hatta yakınlarda beni arayıp ya senin enerji geldi galiba diyorlar. Aynen. Yani, o zaman işte asker enerjisinden bilinç enerjisine geçeceğiz. Kesinlikle. Yani işte kesinlikle, biz askeriz, biz savaşçı, biz mücadeleci bir toplumuz. Hayır, değil, biz sanat toplumuyuz, evet, sevgi toplumuyuz, anlayış toplumuyuz. Biz birleştirici toplumuz. Birleştirici. Aynen, kesinlikle. Tevhid Atatürk'ün toplumuyuz. En önem i̇şte, verdiği şey de o birleştiricilik. Aynen. Herkesi birleştirdi. Yurtta ve sulh, cihanda sulh. Hem nefissel noktada tatminim, hem toplumsal noktada tatminim, denge. Bu birazcık belki de işte en kritik nokta, yani samimiyet. Yani samimiyet ve dürüstlük. Ya hepimiz evet, biriz ya. Yani, hepimiz aynı evet, noktadanız evet, yani. O hepimiz bir olduğumuzda ya, zaten ne olduğumuzu bir keşfedebilsek, evet, çok o gücü ya, yansıtabilsek. Ya. Şimdi biraz önce Allah adına dedin, hakikaten onları da ben çok şey yapıyorum. Ya dindarım diyen çok fazla kişi, Müslümandan bahsetmiyorum. Müslüman, Hristiyan, Yahudi. Tabii. Budist, siyasi Hindu, parti de bunun içinde. Hepsi. Yani şeyler de hepsi. Bu dinlerin hepsi, evet, hayvani bedendeki, o fiziksel bedende kalan fiziksel, insanların bir yol göstermesi için gerekiyordu. Ve hiçbiri de ayrı ayrı değil. Hepsi hemen evet, hemen aynı şeyi anlatarak tabii, tabii, tarih içinde geldi. Ama bizim buradan artık biraz daha içeriye geçmemiz. Kesinlikle. Yani isim Müslüman, sen bir gün yazmıştım, hep onu söylüyorum seneler önce, keşke bir gün hepimiz uyandığımızda milliyetimizi ve dinimizi unutup insan olarak uyanabilsek. O zaman kimle savaşırsın? Kimi aç bırakırsın? Elindeki şeyi herkesle paylaşırsın. Yani kesinlikle, ama o insanlığımızı hatırlamıyoruz çünkü hala dualitedeyiz. Çünkü gerçek birlikte dualite yok ki. Birlik var yani. İşte zaten o dualitenin amacı da o birliğe bizi çıkartmakken dualiteye tutunmak. Ama bu yolu artık bitirelim yani. Yoldan, yoksa çok acı tabii, vermeye başladı. Yoldan yolcuya geçelim. Yani yemeği tamam pişirmek için ocakta tutuyoruz ama fazla da durduğu vakit anlayış olmadığında bu sefer yemek yanıyor, yanmaya başlıyor. Aynen öyle. İşte bu tamamıyla zeka, feraset, cesaret ve idrak etmek ve... bence en önemli şey samimiyet, dürüst evet, olmak çok önemli. Dürüstlük, samimiyet ilahi planı zilzale getiren, titreştiren bir şeydir. Hatta bunun hikayesi de anlatılır böyle bir menkıbe olarak. İşte adam namaz kılıyormuş, bir ağaçtan meyve düşmüş, meyveyi çaktırmadan almış, cebine koymuş, namaza da devam etmiş efendim. Öbür adamın da çocuğu ölmüş. Okunu almış, Allah'a çekmiş, demiş sen benim çocuğumu aldın, ben de senin canını alacağım demiş. Göndermiş, yukarıya oklar atıyormuş. Demişler işte hangisidir eftal olan, hangisidir şey yapan? Demiş işte o çocuğunu Allah'ın aldığını bildi, samimiydi isyanında. Ama öbürü rızkı Allah'ın veriyor olduğunu bilmedi, çakallık yaptı orada. Şimdi buradaki gerçekten... İnanmadığın veya kabul etmediğin bir şeyde samimi olduğunda ve açık olduğunda onun farklı veçeleri sana açılmaya ve gelmeye başlıyor. Ama inanmadığın, hissetmediğin bir şeyi söylemeye devam ettikçe de gerçekte vicdanını tatmin etmeyen şeyi bir gereklilik, bir öğrenme, bir topluma, bir güruha sahip olma noktasında, aidiyet noktasında yakaladığında onun esaretine, onun cehennemine giriyor. Bence insanların burada, insanın burada, insanların, insanın burada
cesur olması lazım. Önce kendine dürüst olması lazım. Evet. Biraz da bu konuları gerçek merak olması etmesi, lazım. İçinde bir merak tabii, olması tabii, lazım. Tabii, ne tabii, oluyor diye. Tabii. Benim küçücük torun, yani şu an 10 yaşında Ece ama vallahi 4 yaşında mıydı neydi? Şeyi sormuştu. Ya bu ilk insan burada topraktan mı çıktı, gökten mi indi, nasıl geldik biz? Yani çocuk o yaşta merak ediyor. Bir sürü insan böylece evet, yaşıyoruz evet, demiyor. Evet, merak evet. ediyor nereden geldi, gökten aynen. mi indi, yerden aynen. mi çıktı? Onun merakı eyvallah, o kadar işte. Eyvallah, bilemiyor eyvallah, ama. Eyvallah. İşte o bütün bunların hepsi ama gökten geldik, ama topraktan geldik. Ama bir tane Adem vardı, ama 7 tane Adem vardı. Ama biz insanız, ama şu anda insansıyız. Neysek neyiz. Elimizdeki mevcut durumu sağlıklı değerlendirebilme noktasında elimizde kalan tek sağlam veri bana göre doğa, bilim. Doğada işleyen yasalar, yani esmalar, Esma-ül Hüsna dediğimiz evrendeki ilkeler. Enerjiler. Ama maalesef bu Esma-ül Hüsna'yı da sadece işte hocam hangi esmayı çekeyim şu için Ebced'iyle falan filana indirdiğimiz vakit bakın Muhyiddin Arabi 18 çeşit zikirden bahsediyor. Okşanma zikri diyor mesela. Ben akrep menzilindeyken 8 sene okşanma zikrinde kaldım. Buna refleksolojiyi de koyabilirsiniz bu okşanmanın içine. Zikir dediğimiz varlık kapılarının ve anışlarının o kadar çok çeşitliliği vardır ki ama ondan çıkıyoruz. Yani bir taneye tutunmaktan çıkıyoruz. 18 ara ara bir tanesi senden yansıyor. Mesela tabii. Ben ara ara şu Celal esması bayağı yansıyor. Tabii, bazen tabii. öyle bir şey oluyor ki Allah'ım gene senden aynen, bak öyle. Celal yansıdı benden bir patlatacağım karşımda. Yani ama gelin. Yeter ki farkına var. Yani şu şefkatten an herhangi gelsin. Bir şey geliyor. Yapacak bir şey yok. Kendini de affediyorsun aynen, sonra. Aynen, ya, aynen. O bütüne giderken herhangi evet. biri hepsi buradan gidiyor. Bunların hepsinin de bir frekans olduğu ve istediğin kadar zikir çek. Evet, seni o titreşime getirebilir ama sen o titreşimde kalabiliyor musun? Yani şuradan onu yansıtabiliyor musun? Onun o neyse. Hali sende var mı? Yani evet, sen neysen onu yansıtıyor ve onunla rezonansa geçiyorsun. Yani kesinlikle. Bunun dışında da bir şey olmuyor. Aynen. Çoğu zaman da biz zaten yaşıyoruz. Fakat yaşadığımıza isim verirken, onu tanımlarken, çerçevesini alırken duyguyu da kaybedebiliyoruz. Bir de kavram kargaşası da tabii, var. Tabii, aynı şeyi oradan... söyleyip belki başka şeyler söylüyoruz, zannediyoruz. Yani. Veya aynı şeye farklı isimler söyleyip bambaşka... Birbirimizle kavga ediyoruz. Kavga yani ediyorum. Görüyorum iki taraf kavga ediyor bazen. Ya taraf olmasalar aynı şeyi söylediklerini aynen. fark edecekler. Yani. Sonuçta çocuklara bakalım. Çocukların bir noktada oyun parkları işte orada, o güneşin altında o şeyde neyse yani o doğada, o doğanın o referans noktası hepimizin ortak paydası. Ve biz bu bilinci eğer ki şu anda işimize, aşımıza, evimize getirebilirsek diye hep söylüyorum ama bunu hissetmek için de doğanın şifasını almamız gerekiyor. Ondan da çok uzak insanlar maalesef. İşte bundan çok uzak evet. olduğu için bu kadar katılaşmalar var, bu kadar evet. anlayışsız. Betonların içerisinde ne kadar şey yapabiliriz? Bakın yani bedava iyileşme diye bir belgesel vardı. Bir akım sadece toprağa basıyor insanlar yani. Sadece o toprağa kadar basıyor. Önemli ki o kadar. Çünkü o yıldırımlarda öyle enerjiler birikiyor ki toprağa diyor, mineraller, vitaminler vesaire ve tek bir sorun vardır diyor, sen toprakla bağlantıyı kopardın. Bakın yani bu böyledir. Hele yani, deniz. Kubilay ben denizde ya. Yüzerken ha. müthiş işte Miraç ne dersen de bütün o hisse, yani Miraç'a herkes yükselme der, ben derinleşme diyorum. Kesinlikle. Yani. Tabii tabii tabii. Çünkü içinde buluyorsun onu. Öze yönelir. Yani yukarılarda evet, çık bitmez. Hı-hı. Bir reklam arası verelim tabii, mi Kubilay'cığım? Kısa bir reklamdan sonra tekrar beraberiz. Şimdi dualite dünyasında
çeşitlilikler var. Esmalardan bahsettik. Hepsi bir frekans ve o bütün çeşitli frekanslarla yaşıyor burada. Biz de onların bir kısmını alıyoruz, bir kısmını yansıtıyoruz. Yansıttığımızı yaşıyoruz, yaşamımıza çekiyoruz. Artık kuantum fiziğinde birçok şey ölçülmeye başladı. Çok enteresan. Hatta Amerika'da böyle mavi bir kapı yapmışlar girerken. Senden şüphelenirlerse o şu kapıdan geç diyorlar. Duygularının ölçümü çıkıyor. Frekans halinde. Tabii. Korku, endişe varsa bir aranıyorsun. Enteresan. Evet. Artık kaçarı yok. Yani bir müddet sonra belki biz bunu aletsiz yapabileceğiz baktığımızda. Ki yapıyorduk ama. Aslında. Evet, eskiden yapıyorduk. Ben onları da yazıyorum şimdi. Bir kitap yazıyorum. Şimdi bunlardan çok enteresan, enteresan değil de yani bilmeyenler için belki şimdi enteresan. Bizim için birkaç enerji ölçülen. Mesela utanç ama çok mesela tecavüze uğrayanlar veya kendini çok hisse küçük bir utanç değil. 20 Hz yani çok düşük. Düşük. Orada bayağı kötü şeyler yaşayabilirsin. Suçluluk 30. Duyumsamamazlık yani hani bana ne? 50. Keder 75. Korku 100. 200'ün üstünde biz zaten normal daha yukarılara çıkmaya başlıyoruz. Arzu ama arzu yani sadece nefsimizin arzusundan bahsediyorum. Ona sahip olmak buna. Gene hayata seni egosan tutunduruyor. Evet. Yüksek bir enerji ama gene 125'lerde. Hiddet 150. Daha fazla ama neden? Karşı çıkmaya ve ayakta durmaya çalışıyorsun. Yani biat etmiyorsun ona buna. Daha bir hak aranabiliyor. Gurur 175. Cesaret 200. 250. Yani tam öbür tarafa çıkmak ne biliyor musun? Tarafsızlık. Ya, ondan sonra çıkmak başlıyor. Tarafsız olmaya başladığında egonu aşmaya başlıyorsun. İsteklilik. Aşkla meşkle her şeye vazife bilip yapmak 310. Kabul yani bir İslam'da tevekkül. Tabii. 350 tam tevekkül edebilmek, tam kabul edebilmek Allah'tan gelir. Ciğerine kadar geniş ki hepsini harmonize edebiliyor. Saf akıl, saf akıl yani erdemlerin olduğu 400, saf koşulsuz enerji 500 ve bir de bunun üstü var. Mesela sevinç 540 hayata öyle bakabilme, huzur, dinginlik. O sessizlik hani sessizlik dediğin 600 ve en sonunda enerji düzeyi 700 ve 1000 tamamen artık sen tekamül ettin. Burada işin yok halinde. Şimdi bunlar üzerine bunlar üzerine konuşacağız ama senin çok sevdiğin bir şarkın var. Ben ara ara onu dinliyorum. Sana da benim söylediğim belki şarkı, şey evet, olacak. Senin söylediğin birlikte benim sevdiğim. Evet. İsmail Emre'nin. Sevgili yönetmenim, onu alabilir miyiz? Bana huzur veriyor. Sözlerini de sen mi yaptın? Yok, ben İsmail Emre'nin sözleri. Ama çok söz güzel de sanki YouTube'da senden bizim gelmiş bir gibi arkadaşımız geliyor. Çok güzel okumuştu öyle bir. İzleyelim, dinleyelim. Vakit zaman derler, anı daimdir. Zevki külli derler, kalbi selimdir. Hal lisanı derler, sükutlar okur. Bakıp ümmi derler, onlar alimdir. Göz ile okunur, dudak değildir. Bakarak dinlenir, kulak değildir. Öyle bir yoldur ki değil meydanda. İrfanla yürünür, ayak değildir. Öyle bir yoldur ki değil meydanda. İrfanla yürünür, ayak değildir. Semada zannetme senden sanadır. Boşluğa değildir o Rahmanadır. Adetsiz yolların bir ucu sende. Yürü gayre değil her yolun adır. Adetsiz yolların bir ucu sende. Yürü gayre değil her yolun adır.
İdrak eylediysen hayret değildir. Tamam eylediysen gayret değildir. Edeple yürüyen oluyor vasıl. Emre seyran eyle hayrat değildir. Edeple yürüyen oluyor vasıl. Emre seyran eyle hayrat değildir. Edeple yürüyen oluyor vasıl. Emre seyran eyle hayrat değildir. Evet. Evet, harika. Hakikaten bir yolculuk ki senden sana. Seninle bir gün konuşuyorduk, çok hoşuma gitti. Sohbet ederken dedin ki onu ben de çok yaşıyorum Kubilay. Yani öyle bir şey oluyor ki anlatmak istiyorsun, hissediyorsun ve kalıyorsun. Ne sözcük var onu anlatabilecek, yani, ne durum. İşte. Ama o sırada o gözlerindeki enerji onu akıtıyor. Fakat gel de onu bu beş duyunla anlatabileceğin kelimelere, duygulara sığdır. Sığmıyor. İşte onun için Muhittin Arabi der ki Arif'in dini yoktur. Evet. Çünkü hakikatin bir dini yoktur. Ama hakikat din üzerinden anlatılır. Bilim üzerinden anlatılır. Sanat üzerinden, felsefe üzerinden anlatılır. Onun için bunları ayrıştırmamak lazım. Bir tarafta taraf olup da öteki taraf başka bir şey diyormuş gibi bakmamak lazım. Hepsi aynı şeyi kesinlikle anlatıyor. Bir tarafımız tamamıyla merkezde. Tao dediğimiz, o sıfır, hiçlik dediğimiz, her şeyi alabilen o potansiyel noktada, hiçlik yanlış anlaşılmasın, sonsuz potansiyel demektir. Hiçlikte hepliği buluyorsun zaten. Bu potansiyeli mertebesine ve menziline uygun bir şekilde ifade edebilme hikmeti, yani bataklığı kurutmak değil, bataklıkta lotus yetiştirmek, bataklığa karşı olmak, lotusu tutmak değil, bataklıkta elini yüzünü yıkamamak ama bataklıkta lotus yetiştirmek. Evet. Yani biz çoğu zaman zihnin bir yapısıdır. Ne ile ne yapacağımızı bilmediğimiz ve oradan zarar gördüğümüz için, mesela ateşle yemek yapılır bunu bilmediğimiz ve ateşle kendimizi yaktığımız için ateşe karşı suyu tutuyoruz. Evet. Halbuki burada ateşin bir suçu yok. Evet. Yani atlarla çok ilgilendim biliyorsun işte. Evet. Ata binerken bak at seni atmaz. Sen attan düşersin. Düşersin. Hiçbir at seni tutup da atmaz. Evet. Ama uyum sağlayamadığında o zaman buradaki cennetliklere Cenab-ı Hakk'ın tecelli etmesiyle ilgili bir hadis, bir hikaye, bir menkıbe çok değerli. İşte tecelli ediyor. 7 defa tecelli ediyor Cenab-ı Hak. 7'sinde de cennetlikler diyor ki bu bizim Rabbimiz değil diyor. Yani biz Rabbimizi böyle tanımayız diyor. Çünkü kendi kafasında, kendi tarafında, şey kendi algısında, referansında bir şey var. Cebrail'e söylüyor. Peki beni nasıl bilirler diyor. 7. defa daha çıkmayayım artık karşılarına. Tanımıyorlar çünkü. Evet. Anlamıyorlar. Peki diyor Cebrail cennetliklere, siz diyor Rabbinizi nasıl bilirsiniz? Vallahi diyor bizim Rabbimizin şöyle şöyle olması lazımdı. Böyle böyle olması, bir de şöyle falan. Cenab-ı Hak öyle çıktığı zaman cennetlik, aha diyor, tamam bu bizim Rabbimiz diyor. Fakat Muhittin Arabi diyor, Arif diyor arkada diyor olanları izliyordu ve her tecellinin Rabbi olduğunu bildi. Yani yaşamın her noktası bize sunulmuş bir nimettir. Evet. Bu nimeti fırsata dönüştürebilmek, bu nimeti kullanabilmek bizim tamamıyla bilincimizle orantılıdır. Ve bilincimizi açan ve geliştiren şey, tutumlarımızı, tutkularımızı, doğasını anlayıp onu öz varlığıyla buluşturduğumuzda işte dokunmayı öğreniriz. Evet. Tutmak bırakmaya sebebiyet verir. Bırakanlar da bir gün tutar ama dokunmak başka bir şeydir. Evet. Hani dedin ya, denge. Bizim Rabbimiz şöyle diyor, Rabbi de o şekilde çıkıyor karşısına. Evet. Hakikaten herkesin Allah'ı da farklı. Tabii tabii, insanlar herkesin, sayısınca tanımlıyoruz. Yani tabii işte ki bu şeriattaki daha fiziksel bedende olan, tabii, din diye tutturup da ayrışanların Rabbi gerçekten Allah'tan gelen ama dualitede bir Rab, cezası da var, ödülü de var. Ama öteki tarafta teknikte olan birinin Rabbi farklı. Tabii, onun yaklaşımı farklı çünkü
İçgüdü boyutunda, beden boyutunda olan kişi gelişim sürecindedir. Daha hayvaniyetindedir. Evet. Ve hayvaniyetin terbiyesi ve rububiyeti tabii. Ve rububiyeti noktasında artı, eksi, doğru, yanlış noktası vardır. Fakat akıl noktasına çıkmış bir insanda ise artık bir laborant gibi, değil mi? Testler yapar. Evet, sen buna asit diyorsun ama bu baz olabilir ve ben... Sen asitten yandın diye kusura bakma, ben asite karşı olamam. Asiti yerinde kullanabilirim noktasında bilimsel bir tutum sergiler. Ama sezgiye geçmiş bir kişi artık asit de onun için kutsaldır. Baz da onun için kutsaldır. Çünkü asit de baz bir orandır. Mikropla aşı yapıyorsun, hastalıktan kurtuluyorsun. Yani, işte gene işte, mikrop. Aynen. İşte o zaman işte ülkemiz belki bu noktada içgüdü noktasından korkularla inşa edilen ve korkularla oluşturulan o işte yapılardan belki de bilinçle ve sevgiyle veya daha bir akılcı yani daha bir yaklaşım. Evet. Yani bu gemideyiz. Yani senin orada ihmalin gemimizi batırır. Yani çünkü hepimizin bir bağlantısı var. Evet. Connect, tevhiddeyiz. Ama sezgiye geçtiğimizde artık bu konuları konuşmayacağız bile. Sezgiye geçtiğimizde ne olacak biliyor musunuz? Ruhun dereceyi hayatına geçtiğimizde zen evleri gibi evlerimiz olacak. Zen, ben zen felsefesi demeyeyim, zen hakikati. Ve bir üstadın söylediği gerçekten zen gelmesi lazım dediği şu anlamda söylüyor. Zen senin ne yaptığınla ilgilenmez diyor. Zen şeylerle ilgilenmez. Zen hangi bilinçle onu yaptığınla ilgilenir diyor. Onun için bu da hangi hep bilinci şey yaparak yaşıyorsun. Aynen. Ya demin çok hoş bir laf söyledin. Zen şeyler, bizdeki o vahdet öğretisidir aslında. Aynen öyle. Biraz önce kalplere bakar Allah manasıdır zen bu anlamıyla. Aynen. Yoksa yeni bir şey getirmiyoruz yani. Yani kesinlikle. Öyle bir şey değil. Yok. Var olanın bir görünümünü şey yapıyoruz. Ne kadar yargılamalardan tabii, korkuyoruz tabii, değil mi? Tabii. Çünkü insanlar şak diyor sana bir şey yargılıyor. Bu Budist, bu Kabalacı, bu Zıkkım, bu Nurcu, bu öyle hepsi böyle. Hepsi bir şey öğretiyor. Hepsinin içinde bir şey var. Şeyden bahsetmiştim ya. Yani benim artık dinleri aşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben Allah'la yaşıyorum demiştim. Çok güzel bir laf söyledin. Kimin birinin lafıymış. Mevlana mı demiştim? Ne demiştim? Bir söylesene aşşiiri yazmak. İşte diyor ki işte ey sevgilim gel sen de cemalini görsem. Nur yüzünden kendimden geçsem falan filan. Kapı çalıyor, sevgilisi geliyor. Bakıyor. E hadi diyor gidelim artık. Mektup yazmayı bırak. Gidiyor tekrar. Sevgilim gel sen de görsem. Faaliyete geçmek istemiyor. Aynen öyle. Çünkü o kadar onun çok böyle edebiyatında kişi var ki. Onun böyle o şiir yazmakla meşgul yani. Triplerinde ve halinde şey nedir onun adı? Evet. Orada yani. Ve gerçekliğe onu yaşayamıyorsa zaten onunla beraber onun sırf acısını çeker. Tabii. Yani orada tabii, böyle acı vardır yani. Bu acı da ona enteresan bir ilişki yani. Acı da ona zevk veriyor. Ne kadar çok acı çekersem o kadar çok mutlu şeyim. İşte gene sevap. O maalesef şey kurban zihniyeti var. Ve insanlarda bu korkuyla siz zavallısınız. Halbuki zavallı falan değiliz. İçimizde o varsa nasıl zavallı oluruz? Aynen. Yani buna zinhar günah demek lazım. Aynen. Çok güçlüyüm. Ama yansıtabildiğim kadar. Yalnız burada da çok değişik bir işte benim Sırat Köprüsü dediğim de o. Yani kitaplarda Sırat Köprüsü geçmiyor hiçbirinde. Kur'an'da dahil. Sırat-ül Mustakim'den ama dost doğru yok. Sırat ama madem hadislerde geçmiş diyelim ki Sırat Köprüsü. Ben onu yaşamda görüyorum. Müthiş bir denge. Tabii, her an çok, her yere düşebilirsin tabii. Yani. O var. Eğer onu fark etmediğin zaman zaten yani o köprüden geçmediğin zaman zaten zık diye gidiyorsun. Aynen. Yani bütün onları şey yapmaya da gerek yok. Belki de yaşamın neşesinin, sevincinin, mutluluğunun, coşkusunun, o hayret ve haşyetin, o Hazreti Peygamber'in söylediği ey Rabbim hayretimi artır. Yani o duyarlılığın hani diyor ya kalplerinize ne oldu? Yine Hazreti İsa diyor tekrardan çocuk gibi olmadıkça o masumiyet dediğimiz o saflık, o samimiyeti elde etmedikçe Allah'ın melekutuna giremezsiniz. Bunun önünde en büyük engeli ben gurur olarak görüyorum. Gurur. Yani yani bu tam işte tutunmak, özdeşleşmek ve korku kaynaklı. Bunun nasıl bir azap olduğu zaten kişinin kendisince malum. Ama bu azapta bile dürüst değil, bunda bile tutunuyor. İşte bazı tetikleyiciler olacak yani. Bazı tetikleyicilerin de olması lazım. Hayat da bizi bu noktalara doğru şey yapıyor, eviriyor. Evet. Bu frekansların her birisi bizde bir açılımlar yapıyor. O noktada bunları iyi değerlendirme evresine doğru
gidiyoruz diye düşünüyorum Gidiyoruz, gidiyoruz. Yani. Şimdi hakikaten siyasette gene genç biri. Sizler gibi benim hoşuma gidiyor. Ondan sonra ve hiç tanınmıyor dediğin yerden çıktı. Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedeceğim. Sevgiyle, şefkatle ve hayretle izliyorum. Tarafsız çünkü. Yüksek bir frekansta. Hiç kimseyi ayırt etmiyor. Ve bir lafı çok hoşuma gitti. Dün izliyordum şeyde televizyonda. Mazbata'yı aldığı saniye dedi ki bir saniye. Hiçbir surette kibire girmeyin. Çünkü böyle ne kazanan var ne kaybeden var. İkileştirmeyin dedi. Şu an dedi kimseye kaybetti şeyi hissedecek kimse yok. Çünkü hep birlikte kazandık. Yani bu birlik bilincini... Parti ötesi bir şeydir bu. Bu parti bu siyaset ötesi bir şeydir. Bu Platon'un devlet kitabında yazdığı siyasetçi bu. Önce filozof olacaksın, çıkıp ışığı sanatçı, göreceksin. Sonra dönüp mağaradakileri kurtaracaksın. Yani inşallah bütün herkes artık buraya doğru evrilir, dönüşür. Aynen. Yani, ama önce bizim de dönüşmemiz gerekiyor. Sanki tabii. Kurumlar artık yapacaklarını yaptı ve kurumların meyveleri bu noktada buluşma vaktinde. Yani biz de farklı öğretiler içerisinden gelmiş olabiliriz. Allah'a giden yollar 72 bin işte nefesler aldığın sayısınca. Aldığın nefes kadar aynen. Yani. Ama işte ey ehli kitap diyor aranızdaki ortak kelimeye gelin. Yani ortak kelime dediğimiz bizler bu... Birliğin bu, kısaca biz burada bu bahçede çocuklarız yani böyle bir yaşam kesinlikle kurulabilir ve böyle bir yaşam mümkün ki belki de böyle yaşıyorduk veya bir süreçte öyleydik ama buna doğru geçiş sağlayabiliriz. İş ki buna karşı bir samimiyetimizin olması ve gerçek anlamda düşünmek eskinin hükümleriyle veya öğrendiklerimizle değil de realite işte Foucault'un söylediği ben bütün fikirlerimi kenara çekerim doğayı anlamaya çalışırım. O zaman insan doğasını anladığınızda bugün işte ölen de öldüren de o da bu da hepsinin doğasında aslında arayış tektir. Yani aşk, yuva, sevgi, birlik yani acaba o hangi kalıplar içerisinden geçti de bu hale geldi. Onun sürecini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama o sürece onu getirmeden önce bazı şeyler yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Bu neyle olacak? Bu başta doğru bir anlayışla olacak. Yani çocuk senin olamaz, benim de olamaz. Bu toplumumuza aittir. Ve sen sadece sen olamazsın. Sen benle, ben senle hep. Bu birlik kendi içimizde oluşturduğumuz birlikle oluşacak. Eğer biz bu birliği oluşturduysak zaten böylesi parti üstü bir bilinç gelebilir. Yoksa partilerle, siyasetle, kurumlarla, çerçevelerle bu iş bir yere kadar gider. Ortak noktadaki idrak ve anlayış, samimiyetin doğurduğu artık söze gerek kalmayan o noktada gerçekten siz onu anlayabilirsiniz o düzlemde. Ve artık onun sorumluluğu ona aittir. Onun bana zarar verme gibi bir durumu kolektif noktada baktığımızda belki o faydaya bile dönüşebilir. Gelişim unsuruna bile dönüşebilir. Kavga yapmakta hiçbir şey yok. Yeter ki kafamızı birbirimizi öldürmeden çatın. Bu geliştirecektir yani güreş. Beyin fırtınası şeklinde döndürmemiz lazım onu. Hatta ben çok severim yani belirli bir konuyu atıp hep beraber bir beyin fırtınası. Çünkü aynı şekilde düşündüğün zaman hep şeyden örnek veririm. İkisi de rahmetli oldu. Biri Sakıp Sabancı, biri de benim eniştem Fikret Sezgin. Fikret Sezgin eniştem Sabancı'nın şeyde hukuk müşaviri danışmanıydı. Çok yakın görüşürdük de şeyde. Onun anlattığı bir şey vardı. Bir gün bir danışman alıyor. Dünyada paralar verirdi bu danışmana. Akıl çok önemlidir çünkü alabileceği. Öyle bir danışman almış ki parayı da kaybetmemek için, yaranmak için Sakıp Bey ne derse aynen öyle efendim diyormuş. Ne derse aynen öyle. Dört toplantı sonra Sakıp Bey demiş ki ya ben seni işten çıkaracağım sana boşuna para veriyorum. Değil sen mi? Benim değer dediğimi aynen karşı bir şey söyleyin tabii, ki demiş. Abi. Geliştirelim burayı. Tabii, yani sen benim değer dediğimi aynen diyorsan ben sana niye para veriyorum? Yani hakikaten birbirimizin
Mesela benim söylediğim evet ama Bihin bu böyle de olabilir. Kubilay burada i̇şte, acaba tabii, yanlış tabii, mısın tabii, bir tabii, düşün. Tabii, ne tabii, kadar işte, güzel. İşte orada gururu kırılmasın diye aynen öyle seni destekliyorum, o sana tapıyorum. Ego. Ego. Yani ben sana tapıyorum, sen de bana tap. Karşılıklı tapışalım ama ürün tapışalım. Ne oluyor? Farklı bir şey söylediğim vakitte onu bir değerlendirebilirsin. Bunda herhangi bir gurura şeye gerek yok. Değerlendirilebilir. Sonuç itibariyle işte insan olmak zaten bu demek. Evet. Hani gelişim zaten bu demek. Ve samimiyet o gururu tamamıyla yok edecek bir şeydir. Samimiyet. İşte biz şimdi biliyorsun bizim çok farklı eğitimlerimiz var. Biliyorum. Ve biz Ağustos'a sakladık bunu. Ağustos ayı içerisinde. Benim de biraz Aslan Burcu olmamla alakalıdır. Ha, sen de benim gibi aslansın. Evet, evet, evet. Evet. Orada biz mesela hiç el değmemiş bir konu. Aslında hepimizin elinin değdiği ama fikrimizin hep orada uzak durduğu bir konu. Bir tanesi ölüm. Hepimizin başına gelecek bir şey. Hepimizin gündemi. Bir tanesi de cinsellik. Hmm. Doğum ve cinsellik. Kadim cinsellik sanatı ve ölüm. Bu eğitim de bence böylesi bir devrimin ve böylesi bir dönüşümün, bilinçlerdeki bu dualiteden birliğe geçişin noktasında ben çok önemsiyorum. Çünkü bu dualite gibi görülüyor. Bir tarafta cinsellik var, bir tarafta ölüm var. Ve bunu siz kadim geleneğin içerisinde anlattığınızda, ve insan doğasının varlığının bir parçası olarak kabul ettiğinizde o kadar çok engeller temeli sorarsanız bana sorarsanız bütün bunların en derin planında tatminiyetsizlik. Bir kere beden tatmin değil, toprağa basmıyor. Ve dahi cinsellik çok yasaklanmış. Onu bütün demek istiyorum. Oraya getireceğim. Zaten. Tabii. Evet. Zaten bu dikey noktalar da yani adam sileceği bile kaldırıyor yani düşün yani sürekli bir kaldırma operasyonu var. Evet. Ya şimdi çok sinir oluyorum. Sürekli bir sileceğimi arası yani sürekli nereye bir koyarsan koy kaldırıyorlar onu. Sürekli bir şu olay evet, var yani. Evet. Yani evet. Niye bunu sen niye sürekli her şeye karışma? Çünkü içeride bir huzursuzluk, kaynayan bir enerjiyi kontrol edememe var. Sürekli bir atraksiyon var yani. Evet. İçeride bir içgüdü var ve bunu bastırmaya neyle çalışıyor? İşte dışarıda başka şeylerle. Yani bakıyorsun işte öbürü belki bilgisiyle cinselliğini yaşıyor. Öbürü egosuyla, başarılarıyla cinselliği. Sürekli bir tatmin oluyor. Süratli araba kullan. Ölümlere sebep aynen. Oluyor yani. Kesinlikle. Acayip bir şey. Yani bunun psikolojisine girdiğimiz vakit. Evet. Sağaltım dediğimiz, topraklanma dediğimiz, arınma dediğimiz, dengelenme dediğimiz işte bu evet. Yapı, işte bağırsaklarımız mesela. Evet. Yani o boşaltım gerçekleştiğinde beden sağlıklı oluyor. Şimdi biz bu kadar enerji yükleniyoruz. Bunu nerede boşaltacağız ve sağaltacağız? Ve bu sağaltımı biz egosal bilinçle yaptığımızda ne oluyor? Ama bu sağaltım, böylesi yoğun bir enerjinin içerisinde nasıl bir potansiyel vardır ve ben bu cinselliği nasıl tinselliğe dönüştürürüm? Evet, içimde bu, kaynayan bir... Geçen gün Aynur Tümen'le, Çağla Yüksel'le evet. De bunu yapıyorum hı-hı. Biliyorsun. Bunları evet, yaptık. Evet. Hakikaten hı-hı. Yani bastırmak kadar kötü bir şey yok. Ve bunu o zaman sevgiyle değil, sapıklıkla yapmaya aynen başlıyor öyle insanlar. İşte bilincin olmadığı yerde sapıtma. Evet. Sapıtma nedir? İşte onun... Merkeze bağlı değil, çeperde savrulma evet. Demektir. O açıdan o eğitimi şu açıdan önemsiyorum. Bizi çokluktan birliğe getirecek, sükuna getirecek önemli kapılardan evet. Birisi olduğunu düşünüyorum. Şunu da yalnız uyarmak lazım. Yani Türkiye gibi bir yerde böyle bir eğitim evet, o açıdan çok önemli. Bir... Fakat şey altından yani böyle bilhassa dini şeyler yapıyoruz diye cemaatler memaatler cinsel enerjiyi kullanıyoruz diye sapıklıklar yaşatıyorlar. Çok... Bunları da çok iyi ayırt etmek lazım. Bu eğitim sadece sizin tabii, bazı tabii. Şeyleri saklamamanız, konuşmanız, insanlara açık tabii. Olmanızı gerektiriyor. Öbür türlü geçenlerde... Zaten... Bir kızcağızı spor yapacak bir şeyle senin enerjini arttıracağım diye bir cemaat reisi mi ne bilmem ne kadar kadınla yatmış. Yani bunlara da çok dikkat tabii, etmek lazım. İşte, ortalık sapık da dolu. İşte zaten bunlar olmasın diye bu eğitimi evet.
timsahlara evet. millet sarkmasın diye evet. egzoz boruları falan. Biliyorsun Hindistan'ı. Yani böylesine bir şaşırma ve böylesine bir laf bile, söz bile söyleyemediğiniz noktalar olmasın diye ve evet bu toplum kök itibariyle hayvaniyet dediğimiz o beden itibariyle de bir kudreti var. Bu toprakların böyle bir doğası var. Ama bunu savaşmaya değil de sanata yönelik nasıl kullanabiliriz? Biz işte böylesi bir ateşin, böylesi bir yüksek kudretli enerjinin içerisinde bilinçli kalabilirsek, hı hı. İbrahim'in ateşe girmesi misali o ateş gül bahçesine dönüşür. İnşallah. Ama biz bu enerjiyi şey yapamazsak o zaman şu kadarcık alana arabayı sokmaya çalışırız. Evet. Trafikte evet. o kadarcık ha. alana, şu kadarcık mesafelerden gezmeye çalışırız. Her şeye burnu sokmanın da altında aslında bu duygunun temel nedir? Çok önemli. Biz bunun işte uzun zamandır araştırması, okuması zaten vardı da hani eğitim için cinsel. Evet. Bütün hücrelerimiz cinsel. Evet. Biz bu vecdin yani biyolojide orgazm, tasavvufta vecd ve fizikte bu orgazmik orogonit yani organların enerjisi bütün bu titreşimi doğru kullanamadığımız noktada kesinlikle offsite'a kesinlikle işte ölüm dediğimiz dönüşümü bile bilinçli gerçekleştiremeyiz. Yani cinselliği aşmış, onu dengeli, dengeli dediğim onu asıl mecrana ulaştırmış, tinselliğe ulaştırmış kişi öfkesini yenebilir, öfkeye düşmez, öfkelenecek hı-hı. şartlar olmasına rağmen. Ve böylesi bir kişi ancak ölüm gibi yoğun bir enerji içerisinde imanlı dediğimiz bilinçli ölebilir. Hı-hı. Bilinçaltı dehlizlere kadın ve erkek düşmez. Kadın için ikisi de içinde geçerlidir. Çünkü bunu Tao öyle bir şey üzerinden... var ki... Evet, Tao bunu cümletim. Çok güzel anlatıyor. Hayır bir şeyde bu Müslüman ülkelerde kadını mal gibi gördükleri için yani. Tamamen kadın cinselliği, minselliği de yaşamıyor. Hatta biliyorsun sünnet ediyorlar ki evet, zevk alma evet, şeyi bile kalmasın. Evet, onu da evet. bu orta çağdan beri gelen evet, kadının evet. bastırma, dişi aynen, bastırma, ataerkil kapitalizme bağlıyorum. Kesinlikle, yani kesinlikle. Çünkü dişi bastırdığın zaman şefkati ve birleştiriciliği bastırıyorsun. Evet. O dişi enerjide hayatı, hani yuvayı yapan dişi kuştur. Yemek yapmaktan tabii. bahsetmiyor da o birleştiricilikten kesinlikle, bahsediyor. Kesinlikle. Bütün bunları da çok iyi dile getirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu taassuptan kurtulmak gerekiyor. Yani zulmedilmiş, bu konuya da zulmedilmiş. Yani hepsine bu konu zulmedilmiş. Maalesef bu konu... Ve insanlar bu Arap kültürünü din zannediyor. O da Emevi'den gelen. Yani Hazreti Muhammed'in hayatını falan bir oku, anla ne gelmiş. Halifelerin hangisi neyi yapmış. Ben kendi eyvallah. YouTube kanalımda eyvallah. Gerçeği yakalada tek tek araştırıp kitaplarla verdim. Kitaplarla. Ya bunlara bir bakın, bilmeden konuşmayın. Her halife dediğinde çok önemli bir şey değil. Osman'ın yaptıkları evet. bayağı bir Emevilerin o şeyi bütün evet. yandaşlarını bir yere getirme. Yani var, siyasi bir güç. Bir tabii siyasi bir güç. Olmuş. Din evet. siyasetle değil. Bir arada olmaz. Bilinç. Hala gelip halifelik devre diyen evet. yani böyle siyaset bilinçler işin içine var. Girdiği vakit, kurumlar girdiği vakit ben daha ziyadesiyle olay tamamıyla varoluşsal bütünlüğü içerisindedir. Ve doğa, insan ve bilinç dediğimiz Allah buluşması, sevgi, sanat buluşması bir noktada gerçek varlığımızı, bireyselliğimizi oluşturacaktır. Ve o zaman bu kurumlara ihtiyaç duymayacağız. O hiçbir zaman yönetilmeye şeye. İhtiyaç duymayacağız. O zaman işte... Belki konuşmaya bile ihtiyaç duymayacağız, biliyor musun? Sadece bakışıp kesinlikle. O hisleri, o aynen. duyguları alacaksın yani. Pırıl pırıl değil mi? Gökyüzü, yani. Tertemiz. Aynen. O nehirler, o sular. Yani burada ne şey yapabiliyorsunuz ki siz? Cennetin. Nedir, dert nedir yani? İşte. Ona göre evler dizayn edilse ve avatarın dünya. Bunlar hayal değil ha. Değil. Tesla gibi 3-5 tane adam olaydı. Evet. Gerçekten. Evet, evet. Dünyayı parçalayan değil de birleştiren böyle. Evet. İsraf. Evet. Öyle israf. Ya, ya çok üzülüyorum o suların, o akışları. Yani o işte Allah israf edenleri sevmez hmm. diyor. Ve belki de en çok pişman olacağımız şey bu olacak. Çünkü içimizde bunu bile bile yapıyoruz. Çünkü içimizde kendimizi bilmediğimiz için düşmanız. Kendi realitemizle buluşmadığımız için düşmanız. Ve buluşmamamızın önünde en büyük engelimiz gururumuz. Gururumuzu ortadan kaldıracak tek şey samimiyet. Gururla onuru da ayırmamız gerekiyor. Tabii onur, ne kadar, onurlu olmak başka bir şey. Onur ama işte çok bunu değerli. Karıştırıyorlar gene kavram kargaşası. Gurur tamamen nefsten onurum. Geliyor, egodan geliyor. Kesinlikle. Ve seni aşağı kesinlikle. Aşkları bitiriyor, tabii. şirketleri tabii, bitiriyor. Tabii, yani tabii, iş aynen. hayatını aynen. bitiriyor, siyaseti bitiriyor. Aynen.
Şimdi buyurun. Cinsellikte de öyle. Bakıyorsunuz böylesine bir değerli konu ki işte öğretide geçer. Allah tekvin sıfatını onun üzerinden yapar. Ama bunu birileri kötü kullanıyor, suistimal ediyor, şu oluyor bu. Aynı şey Hint keneviri için de geçerli. Hmm. Aynı şey ateş için de geçerli. Senle konuşmuştuk bir ara. Evet. O Hint keneviriyle ilgili. Evet, kenevirle alakalı. Bence bitkilerin efendisidir yani. Hmm. Ve böylesine kutsal, böylesine değerli ki hatta mitolojisine baktığınızda öyle anlatılıyor da hani. Uzaylıların insan evrimini, o Lucy vardı ya filmde, o evrimini, tekamülünü sıçratmak için özellikle gönderdiği, hani demir dünyadan değildir, dünya dışındandır medeniyetin gelişimi için. Bu da bilincin gelişiminde doğru ellerde aslında muazzam şifaları olan ve muazzam işte bir dönümü 25 dönüm ormana bedel vesaire. Bu tutumlarımızı anlayışa dönüştürdüğümüz takdirde, cinselliği tinselliğe dönüştürdüğümüz takdirde, bir Hint kenevirinin o dumanını duhana dönüştürdüğümüz takdirde, kötü eller, şey, Tesla'nın yapmış olduğu şey gibi, bunlar aslında zehirin panzehire dönüşümüdür. O bitki na ehil ellerde zehir olurken, ehil ellerde ne oluyor? Cinsellik de her şey öyle değil şekilde. Mi? Bıçakta. Her şey. Kimine şey. Katilin elinde her şey öyle. İnsanları öldürüyor başka bir yerde. Aynen. O açıdan bence bunların konuşulması ve bunlara karşı olarak değil de onları yerinde kullanmakla alakalı samimi olduğumuzda belki de böyle böyle helalleşeceğiz yani. Belki cinsellik bizden intikam alıyor. Belki de doğa bizden böylesine... Doğa intikam almıyor da biz zarar görmüş oluyoruz. Enerjiler karşı işte, olduğunuz şeyin Kubilay, şimdi bu beş duyumuzla göremediğimiz, duyamadığımız o kuantum alanda bunların yaşantısı var bu sistemin. Dediğin tabii, gibi cinsellik belki intikam alıyor dedin ya. Tabii, tabii. Biz onu göremiyoruz tabii, ama tabii. O bir şekilde herkesin kesinlikle. Bedeninde değişik onlar. Bir tezahürle seni aşağı çekiyor. Kesinlikle. Onlar birer varlık ve yani. O varlıkların her birisinin yaratılmasının senin için muazzam bir hikmeti var. Ama sen onu hikmet dairesinde kullanmıyorsun. Evet. Bugün kanser hastalarına nasıl kullanılıyor? Yani. Ve neyse ki son dönemde işte ülkemizde de yetiştirilmesiyle alakalı. Bu aslında hep böyle ötelediğimiz ve dışladığımız, ihmal ettiğimiz şeyler var ya, hiç bakmadığımız evet. noktalar, o karanlıklarda gizli. Ve aslında merkezde bir konu baksanız, evet. cinsellik, bütün varlığımızın merkezinde olan bir şey ve dönüyor, dolaşıyor, her şey aslında bir işte bir lezzet, bir çözülme noktasına, bir saltım noktasına geliyor. Niye insanlar bu kadar cinselliğe çekiliyor diye araştırdığınızda bakıyorsunuz, o buluşmanın öyle noktası var ki orada ne zaman var ne mekan var, zihinsizlik var. Yani tam bir meditatif vecd haline düşüyorsunuz. Yani orası kutsal bir kapı. Evet. Orası habir esması. Evet. Allah'ın kendisini haberdar ettiği, tekvin, yaratımın evet. olduğu bir kapı. Ve biz bu yaratıma karşı hep böyle bir... bir tarafta buna tamamıyla, mesela Batı tamamıyla seks ağırlıklı düşünüyor. Doğu tamamıyla ölüm temalı düşünüyor. Doğu'da ölümü konuşulur ama seks kesinlikle konuşulmaz. Batı'da da hiç ölüm konuşulmaz. O nedir filan. Tamamıyla evet. seks. Ama bir tanesi hayata girdiğiniz, bir tanesi de hayattan çıktığınız. Bu ikisi... Kapılar yani çok önemli. Çok önemli kapılar. Çok önemli kapı. Bu kapılarda öyle enerji var ki bu enerji işte bizim sıçramamıza aracılık eder. O zaman işte... Başkalarıyla çok fazla uğraşmak değil, içsel tatminiyetle belki o zaman sanata yönelebiliriz. Yani o zaman işte o sadece bir dışsal unsurla buluşma olmaz. Güneşle de o ilişkiyi yaşarsınız, doğayla da o ilişkiyi ve sanat da aslında böylesine bir vecdin, böylesine bir hazzın lezzete evet. dönüşümüdür yani. Evet. Ya vaktimiz o zaman her şey yerli yerinde kullanılır yani. Kubilay, keyfi hala dilimde ama ya aklıma geldi küçük bir hikaye anlatarak evet. bitirmek istiyorum. Bir hamile kadın ikiz bebekler bekliyor. İkiz bebekler birbiriyle konuşuyormuş. Biri diyormuş ki ya sence doğumdan sonra hayat var mıdır? Öbürü diyormuş ki zannetmem. Ben olduğunu düşünüyorum diyormuş. Ya canım diyormuş nasıl bir hayat olacak ki işte doğup gideceksin. Olur mu diyormuş.
Ben diyormuş hissediyorum bir anne var diyormuş. Yani çıkınca bize bakacak. Hiç zannetmiyorum nereden gördün. Ya çok sessiz olduğumuz zamanlar diyormuş. Ben onun sevgisini hissediyorum. Ya diyormuş sen de diyormuş kendini oyalama. Hop gideceğiz işte yok olacağız diyormuş. Ve ya, hakikaten biz güzel. Belki ölümü bu şekilde yani. Düşünüyoruz. Ama ölüm o sessizlikte, o şeyde o sevgiyi hissedebiliyorsun. Yeter ki kesinlikle. Zihnin üstüne çıkabilir. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili ben Kubilay gene inşallah bekliyoruz. İnşallah. Bu hafta da bu kadar efendim. Haftaya görüşmek üzere.